Arkadaşlar, hepiniz ekran başına hoş geldiniz. Yine çok keyifli bir hikaye paylaşacağız sizlerle. Sevgi ve saygı üzerine çok keyifli bir hikaye. Peki kimlerle paylaşacağız? Kimler bize eşlik edecek bu sırada? Elif Ceren, Zeynep Yaren, Ahmet Emin ve Irmak'la beraberiz. Hemen arkadaşlarımızı çağırıyorum. Gelin bakalım. Evet, hoş geldiniz. Başlayalım mı hikayemize? Başlayalım. Hikayemizin adı Muhteşem Bir Kutu. Tavşan Bobby ormanda koşuyordu. Yedi kere sola, yedi kere sağa, yedi kere sola, yedi kere sağa. Çimenlerin arasında küçücük bir kutu buldu. Etrafına baktı, kutuyu yerden aldı ve patilerinin arasına sıkıştırdı. Oradan geçen tilki, "Hey, nasılsın Bobby?" diye sordu. "Neden soruyorsun?" dedi tavşan ve zıplayarak uzaklaştı. Altı kere sola, altı kere sağa, altı kere sola, altı kere sağa, altı kere sola. Fare Dani, Bobby'nin yolunu kesti ve sordu. Nasılsın Bobby? Hiç sorma, dedi tavşan ve hızlıca uzaklaştı. Beş kere sola, beş kere sağa, beş kere sola, beş kere sağa. Sincap Suzi ile karşılaştı. Sincap, nasılsın Bobby? Diye sordu. Çok acelem var, dedi tavşan ve hızlıca yoluna devam etti. Dört kere sola, dört kere sağa, dört kere sola, dört kere sağa. Yuvasına kadar bu şekilde gitmeye devam etti. Hemen eve girdi ve kapısını kilitledi. Trik trak, trik trak, trik trak. Patisini açtı ve bulduğu küçük kutuya bakmaya başladı. İçinde ne var merak ediyorum, dedi ve kutuyu açtı. Bir diş mi? Bu bir tavşanın değil. Bir kurdun da değil. Bir geyiğin mi? Uyumaya karar verdi. Küçük kutusunu yastığının altına sakladı. O gece hiç uyuyamadı. Bütün gece yatakta döndü durdu. Üç kere sola, üç kere sağa, üç kere sola, üç kere sağa. Sabah olup uyandığında hemen yastığının altına baktı. Kutu hala oradaydı. Bu kutu bana ait değil. Geri götürmeliyim, diye düşündü. Kutuyu patilerin arasına sıkıştırıp onu bulduğu yere doğru yola çıktı. İki kere sola, iki kere sağa, iki kere sola, iki kere sağa. Kutuyu bulduğu yere vardığında Sincap Suzi'nin durmadan ağladığını gördü. Bu küçük kutuyu ormanda buldum. Sence kimin olabilir? Dedi Suzi'ye. Sincap mutlulukla patilerini birbirine vurdu. Onu bulduğun için teşekkür ederim. Onu ben yaptım. İçinde de ilk dişim var, dedi Suzi. Tavşan hayranlıkla, kutuyu sen mi yaptın? Bu gerçekten çok güzel bir kutu, dedi. Sincap kutuyu açtı, dişi içinden çıkardı ve cebine koydu. Kutunun senin olmasını ister misin? Diye sordu Sincap. Ben mi? Küçük kutunun mu? Diye şaşkınlıkla sordu Bobby. Sincap kafasını salladı. Dişim için yenisini yapabilirim. Tavşan çok mutlu olmuştu. Teşekkürler Suzi, bu muhteşem bir kutu, dedi ve yuvasına doğru zıplayarak yola çıktı. Bir kere sola, bir kere sağa, bir kere sola, bir kere sağa. Hemen yuvasına girdi ve kapıyı arkasından kapattı. Trik trak, trik trak. Patisini açtı ve kutusuna bakmaya başladı. Seni mutfağa götürüp masanın tam ortasına koyacağım. Böylece herkes görebilecek, dedi kutuya bakarak. Evet arkadaşlar, bugün de çok tatlı bir hikaye paylaştık sizlerle. Bir başka programda başka bir hikayeyle tekrar buluşuncaya dek diyoruz. Hoşça kalın.